arkadaşlar, Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gezelim yiyelim bölümümüzün Artvin ayağını çekiyoruz. Artvin'den başlamak istedik. Artvin'in neresinden başladık? Artvin'e tabii ki yemek yiyerek başlamak istedik. Şu anda Artvin sofrasındayız. Artvin Belediyesi'nin yeri. Burası da Artvin Belediyesi'nin Artvin sofrasının teknesi değil mi? Burada özel işte böyle evlilik teklifleri falan filan, yemekler, günler, altın günleri falan filan yapılıyormuş. Ama hani... belediyeye ait, ama bu tekneyi kiralıyorsunuz arkadaşlar. Beleş tabii. Değil yani. Tabii öyle bedavaya gideyim. Ondan sonra düğün teklifi yapayım, evlilik teklifi yapayım, yok. Kiralıyorsunuz, geziyorsunuz. Ayrıca müthiş manzarayı zaten görüyorsunuz. Arkamızda da zipline var. Zipline nedir? Buradan bir tel var böyle. Hatta iki tel var. Biri gidiş, biri geliş. 400 metre gidiyorsunuz, 400 metre geliyorsunuz. Ondan sonra da 800 metre boyunca havada asılı kalıyorsunuz. Öyle bir şey. Tabii ben binmedim ama gönül bindi. Ama binecek. Bugün binecek. Yani ikna edeceğiz. Hiçbir şekilde korkulacak bir şey yok. Çok güvenli. Zaten normalde tek tel üzerine gidiyormuş ama burada güvenlik açısından iki tel var. Zaten şeyler, mıknatıslar da çok şey, aynen, güvenli. 18 ton taşıyormuş. Evet, ve Türkiye'nin en korkuyorum. Uzun, aktif olarak en uzun zipline'iymiş. Evet. Onu da öğrendik. Artvin'e geldik. Artvin'in neredeyiz özel... ama şimdi şu anda neredeyiz? Artvin'deyiz. Hayır, bu barajın adını söylemedin. Aa, pardon dur, o zaman dur. Şu anda burası eskiden Çoru Nehri olarak geçiyormuş. Üzerine bent yapılmış. Ondan sonra da Borçka Baraj Gölü olarak kalmış. Şu anda mesela seviyesi biraz düşük. Çünkü şu anda Eylül ayına yeni girdik. Ama böyle Ekim-Kasım gibi seviyeler bayağı yükseliyormuş. Hatta buradan zipline yapan arkadaşlar geri dönerken ayakları falan dönüyormuş, o derece. Evet, söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır, ben kahvaltıya geçmek istiyorum. Şu kahvaltıyı da bir çekersen. Bu Artvin'e özel, evet. Artvin'e özel bir yemek. Arı. Bunun ismi neydi? Silor. Evet, Silor. Arı kardeş, Silor'umu bırakır mısın lütfen? Sen sun ya ile çiçeğim Fatimem, beni ilgilen durmaz Fatimem, beni ilgilen durmaz Fatimem, kimine diyeceğim Fatimem, kimine, kimine, kim, 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 kim. Evet, Silor'un tadına bir... Ben pek anlayamadım tadını. Şeye benziyor. Biz Ramazan'da erişte keserdik. Üzerine tereyağı ve peynir, köy peyniri dökerdik yöresel olarak. Burada da demek anlayamadım ki ama. Üzerine yine tereyağı var. Değil mi? Bir buharda ısıtılma gibi bir durum var mı? Evet. Bu yaşıyor. Kurutuluyor. Erişte olarak kesiliyor. Makarna gibi. Hamuru çok güzel zaten. Kurutuluyor. Yenileceği zaman buharda ısıtılıp üzerine tereyağı ve yoğurt, süzme yoğurt dökülüyor. Anladığım kadarıyla. Doğru mu söyledim? Doğrudur. Ve çok lezzetli. Çok güzel. Özenle sarılmış. Aşkım, hepsini biz yiyoruz da insanlara da kalsın bence yani. Ben iki tane yedim. Tamam. Daha iyi. Sen tavanın yarısını yedin. Bu silorun erişte. Bu ince yani, kesilmiş hali. Işte bunun üstünde şey yok ama, değil mi? Tereyağı ve... Var. Yoğurt yok galiba onunla. Yoğurt. Hı hı. Bunda gideri var. Bu da erişteli Silor. Silor. Erişte Silor'u. Biz bunu çok severiz, bizim şeyimiz. Evet. Tabii hani Karadeniz'in olmazsa olmazı kuymak. Karadeniz'de nereye giderseniz gidin, bizim meşhur yemeğimiz kuymak diye geliyorlar. Misironi, tereyağı ve peynir. Trabzon, Rize, Artvin, diğer yerlere gitmediğimiz için bilemeyeceğim. Belki yoktur, yalan söylemeyeyim şimdi. Yok, şu anda kuymak o kadar meşhur oldu ki artık Türkiye'nin dört bir yanında yapılmaya çalışılıyor. Ama herhalde kuymağın anavatanı Trabzon, değil tabii mi? Tabii ki. Gördüğünüz üzere mükemmel bir kahvaltıyla günümüze aynısı başlıyoruz. Olmaz. Birazdan buradan Atatürk heykeline gideceğiz, değil mi? Borçka Karagöl. O zaman buradan ilk önce Borçka Karagöl'e gideceğiz. O yüzden kahvaltımızı yaptıktan sonra hep beraber Borçka Karagöl'e gidiyoruz. Haydi şöyle yapalım. İndim derede durdum Fatimem. Sahip sus keşem buldum Fatimem. Bizem olsun o nedi Fatimem. Ona bir sarıl durdum Fatimem. Fatime, 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 oy Fatime, Fatime, Fatime. Sen sun ya ile çiçeğim Fatimem, sen sun ya ile çiçeğim Fatimem. Beni ilgilendirmez Fatimem, beni ilgilendirmez Fatimem. Kimine diyeceğim Fatimem, kimine, kimine, kim, 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 kimine diyeceğim Fatimem. Bak Fatimem.
Evet, kahvaltımızı teknede yapmıştık ve dedik ki sırada Borçka Karagöl var demiştik. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar güzel olduğunu gerçekten ben de hiç düşünmemiştim. Arkamızda gördüğünüz üzere resmen Ressam Bob'un tablosu var. Evet, Ressam Bob'un tablosunun gerçeği şu anda tam arkamızda duruyor. Bence bunu Ressam Bob bile yapamaz ya. Hayal edemezdi. O kadar durgun, sessiz, o kadar güzel bir göl. Zaten burada gelinler fotoğraf çekiniyor, nişan fotoğrafları. Yani burada çay bahçeleri falan da var. Kamp yapmak yasak burada kesinlikle. Izgara yakmak da yasak. Sadece çay içebileceğiniz yerler var ama doğa görüntüsü, doğal görüntüsü gerçekten harika. Şu kayığı da görüyorsunuz. Siz bunları hep tablolarda görüyorsunuz ki biz de gelmeden önce tablolarda görüyorduk. Gerçekten böyle yerler var mı diyorduk. Meğersem hepsi canım memleketimizde varmış. Fırsatınız olursa gerçekten gelin, görün. Çünkü tablolarda izlemek ya da belgesellerde izlemek ya da bu videoyu izlemekle buranın havasını solumak çok farklı. Karadeniz muhteşem yer dostum. Evet, Karadeniz gerçekten tek kelimeyle harika. Mükemmel, mükemmel. Artvin'de iki tane karagöl var. Bir Borçka Karagöl, bir de Şavşat Karagöl var değil mi? Şavşat Karagöl var. Şimdi Borçka Karagöl'e geldik. Bundan sonraki durağımız neresi olacak beyefendi? Bundan sonra Murgul Deliklikaya'ya gideceğiz. Bundan sonra Murgul Deliklikaya'ya gidiyoruz. Deliklikaya nedir? Buyurun efendim, buyurun lütfen, lütfen. Evet, yanımızda Muhammed Bey var. Kendisi Çoruh Zipline'ın sahibi. Murgul Deliklikaya orijinal kaya, delinmiş. Onun içinden su akıyor şelale şeklinde. Çok muhteşem bir manzarası var. O zaman doğası suyun güzel. Hızıyla delinmiş, evet, bir kaya, aynen, öyle mi? Aynen öyle, doğrudur. Evet. O zaman buradan görüntüleri yavaş yavaş aldıktan sonra Murgul bizi beklesin diyor evet, muyuz? Evet, Deliklikaya. Murgul Deliklikaya çıkacağız. O zaman gel yanıma. Hep beraber şöyle şu tarafa doğru yapacağız. 1 2 3. Evet, şu anda Muratlı Barajı'ndayız arkadaşlar. Baraj Gölü'ndeyiz. Burası bilinçli bir şekilde sular altında bırakılmış bir köy. Aslında belde olabilecek şekilde bir nüfusa sahipmiş. Ama maalesef işte baraj altında kaldığından dolayı köy olarak kalmış. Yeni ismi Heba'ymış. Ama eski ismi ne demişlerdi? Karşıköy. Ha, Karşıköy. Eski ismi Karşıköy. Yeni ismi Heba diye geçiyor. Dediğimiz gibi sular altında bırakılmış. Normalde minarenin oraya kadar su yüksekmiş. Ama işte yaz dolayısıyla sular alta kalmış. Yani sular düştüğünden dolayı kubbesi şu anda gözüküyor az bir şey. Normal zamanda kubbesi gözükmüyormuş. Evet. Bir de suların daha da çekildiği dönemler oluyormuş. O zaman evlerin çatıları da görünüyormuş. O kadar evet, çekildiği de oluyor. Hatta orada da çay fabrikasının şeyi var. Evet. Bacası var. Çay fabrikası ve çay bacasının fabrikasının lojmanları çay fabrikasının lojmanları bile aşağıda şu anda. Hepsi duruyormuş. Hatta işte belli bir süre sonra muhtemelen oralar işte böyle su altı müzesi olarak insanlara işte böyle gösterilir muhtemelen. Evet. Zaten şu anda burası da düzenleniyor. Belediye burayı turistik alan olarak belirleyip şu anda burada çalışmalar yapıyor. Yani 1-2 sene sonra burası turistlere açılacak. Evet. Hatta amcamızın bir tane sandalı var. Sular normal seyrine geldiği zaman buradan çıkıp ileriden dolanarak böyle balık tutup ondan sonra da geri geliyormuş. O balıkları satıyormuş. Evet. Kendi yiyormuş falan. Barajın ismi söylemiş miydik aşkım? Burası Muratlı evet, Barajı. Muratlı Barajı. Evet. Muratlı Barajı. O zaman şimdi yeni durağımıza geçmek üzere. Aynı anda 1-2 Şu anda Artvin'de Murgul ilçesindeyiz. Murgul ilçesi inanılmaz yeşil. Dağlar, taşlar, ne aklınıza gelen ne varsa yemyeşil arkadaşlar. Ve buradan da şelale akıyor. Şelale akarken de o kadar debisi yüksek ve hızlı akmış ki kayayı delmiş. Kayayı delmiş ve bunun ismi de Delikli Kaya Şelalesi olmuş. Zaten gördüğünüz üzere doğal yollarla kayayı delmiş. Cayır cuyur delmiş içinden. Ah bu kadar böyle. Açıldı. Böyle bir delik açmış. İçinden de sular akı akı veriyor. Nasıl sence? Yani söyleyecek bir şey yok. Bir de yuvarlak açmış yani. Çok güzel bir görüntüsü var ama bu sadece acaba suyun aşındırmasıyla mı oluşmuş yoksa kendisi doğal olarak mı bu haldeydi? Bunun hakkında da aslında tam bir net bilgimiz yok. Sadece rivayete göre dediği gibi suyun akış hızı çok fazla olduğundan suyun aşındırmasıyla oluşmuş olduğu düşünülüyor. Evet, yani kesin bir bilgi yok. Çünkü şöyle düşündüğün zaman oradan gelen şey şuradan da aslında akabilirmiş. Niye delmiş akmış yani?
yani, değil mi? Yani burası da böyle ama doğal güzelliğine bir şey diyecek yok. Gerçekten güzel bir yer. Söylemek istediklerim bu kadar. Senin? Benim de. Artvin'de ben şunu gördüm. Bir de onu söylemek istiyorum. Burada çok fazla dağlık alandayız. Çok fazla yükseklikteyiz. Yeşillik diyoruz. Çok fazla çam var diyoruz ama burada yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Turuncusu, kırmızısı, sarısı, yeşili, yani gökkuşağı gibi. Bir tek mavinin tonları yok. Harika. Evet, inanılmaz. İnanılmaz bir renk tonu var. Zaten biraz önce Karagöl'de de bahsetmiştik. Tablo gibi ya. Gerçekten dağlar, taşlar tablo gibi rengarenk. Mükemmel. Şimdilik bu kadar diyorum. O zaman devam edelim. İndim derede durdum Fatimem. Sahip sus keşem buldum Fatimem. Arkadaşlar bu gördüğünüz aslında minyatür. Yani bunun çok daha büyüğü oluyor. 2 metreye yakın. Onu tavana asıyorlar. Şöyle şık 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 diye vura vura içindeki süt bir süre sonra tereyağı oluyor ve geri kalan kısmı da yayık ayran dediğimiz ayran oluyor. Köylerde bu şekilde yapılıyor. Buraya aksesuar olarak konulmuş zannediyorum. Ucunda da musluk var çünkü. Ama tam olarak minyatür. Yani yayığın minyatürü. Durmaz Fatimem, kimine diye çoğuk Fatimem. Kimine, kimine, çim, 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 kimine diye çoğuk Fatimem. Şu anda Artvin turunun 3. günündeyiz. Atatepe'den başladık. Atatepe neresi? Atatepe dünyanın ve Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin olduğu yer. Bu görmüş olduklarınız heykelin kalıpları. Bu kalıpların üzerine dökülmüş. Ondan sonra da vinçlerle, böyle uzun uzun kocaman vinçlerle Atatepe'ye taşınmış. Şu anki ağırlığı 60 ton ve 22 metre uzunluğunda, değil mi? Evet. Aynı zamanda Türk bayrağı da 216 metre karelik bir Türk bayrağı. Çok fazla yüksekte olduğu için rüzgara ve yağışlara maruz kaldığında yıpranma ve yırtılma oluşuyor. Bundan dolayı da haftada bir değiştiriliyor. Aynı zamanda bu Atatepe sosyal tesislerinde düğün, nişan, kına vesaire etkinlikler olabiliyor. Sünnet etkinlikleri olabiliyor. Görüntü zaten şahane. Artvin manzarası var. Şimdi burada bir düzenleme oluyor. Mescit, kafe vesaire yapılıyor. Artvin'in bayağı bir tepesinde. Buraya çıktığınız zaman da Artvin'i komple tepeden görebiliyorsunuz. Evet, manzara şahane. Zaten şimdi bulutlar da dağlara indi. Harika bir görüntü var. Duygulanmamak mümkün değil. Ölçüleriyle ilgili, kullanılan malzemelerle ilgili net bilgileri de şimdi arkadan paylaşılacak. Oradan takip edebilir ve öğrenebilirsiniz. Şimdi salmaya kalkarsak çok uzun sürer, sizin zamanınızı almayalım. Videoyu durdurun ve okuyun lütfen. Evet, siz onu yavaş yavaş okurken biz de burada Artvin'in en ünlü yemeklerinden olan Artvin döneri yemeye geçiyoruz. Hadi o zaman aşkım, ben çok açım. Döner yemeye gidelim mi? Yiyelim. O zaman 1-2... Fatime, sen sumya ile çiçeğim Fatimem, sen sumya ile çiçeğim Fatimem, beni ilkilem durmaz Fatimem, beni ilkilem durmaz Fatimem, kimine diye çoğum Fatimem, kimine, kimine, çim, 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 kimine diye çoğum Fatimem. Evet, atamın heykelinden buraya şıp diye ışınlandık geldik. Çünkü yemek olduğu zaman biliyorsunuz ki ben ışınlanarak geliyorum. Casper gibi uçarak geliyorum. Artvin'e gelip de Artvin döneri yenmeden dönülmez dediler. Bu Artvin'de Artvin döneri cağ kesiliyormuş bu. Biraz daha az pişiyormuş. Bunu genelde burada sabahları yiyorlarmış. Bunun bir özelliği varmış, böyle yiyorlarmış bunu. Böyle yiyorlar. Bu az, az. Et olunca bak nasıl güzel yiyor. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl mutlu, nasıl mutlu. Az pişmiş ama bayağı az pişmiş. Gerçekten mi? Baksana. Bir dakika. Yok, o pişmiş olabilir. Tamam, bunun ben de bunun tadına bakıyorum. Tamam, bundan ye. Gelecek.
Daha güzel. Az pişmiş, daha az pişmiş ama daha lokum gibi. Yani bu birazcık daha harbiden böyle şey... Harbiden bu lokum dediğimiz var ya, harbiden lokum gibi yapılmış o. Zaten et ne kadar çok pişerse o kadar sertleşiyor ya. Bu çok güzel, benim çok hoşuma gitti bu. Tamam, sen bunun tadına baktın şimdi, bebeğim. Bundan ye. Bana da getirdiler yavrum, tek değilsin bu alemde. Evet, var şimdi... Ve Karadeniz'e nereye gitsek her yerde ev ekmeği var ve ev ekmekleri şahane. Şahaneyim şahane, şahane. Bundan sana hani nane nane nane. Evet, şu anda da... Bizim Ankara döneri de meşhurdur biliyorsunuz. Ama Ankara döneri de çok farklı. Biz Ankara dönerinde biraz daha ince, böyle ince ince keseriz döneri. Yaprak döner. Yaprak döner yani. Bizim yaprak dönerimiz meşhur. Bunlar yaprak değil, böyle et et kesiyorlar. Yani büyük büyük et parçaları. Daha önceki Cağ'daki de aynıydı. Bu da aynı. Büyük büyük et parçalarını böyle et diye kesiyorlar. Bizim dönerimiz genelde kıymadan olur. Bunlar olduğu gibi lop etlerden yapıyorlar büyük ihtimal. Onu çözdüm şu anda. Ama lop et diye kestikçe... Şey, dikkatimi çeken bir şey var. Burada yağ çok fazla tabii, var. Evet. Yani hayvan yağı burada bayağı görünürde de var zaten. Ama burada yok. Yani bu cağ dizilmiş olan dönerde yok. O yüzden bu bana çok hitap ediyor. Daha yumuşak, ben çok sevdim. Hem daha yumuşak, az pişmiş, hem de yağ yok. Ben bu yağları yiyemiyorum çünkü. Bu arada şöyle bir şey bana var. Bana biraz yağlı geldi bu. Ankara dönerinde, yani bizim dönerimizde biz büyükbaş hayvan kullanırız. Artvin dönerinde hep küçükbaş hayvan kullanırlar. Koyun ve kuzuymuş bunlar. Ama mesela sen normalde koyun kuzu eti çok yiyemezsin. Ama hiç, hiç kokmuyor. Hiç kokmuyor. Gayet güzel. Aynen. Ben çok beğendim. Ben 10 üzerinden. Kaç veriyorsun? 8. Buna mı 8 veriyorsun? Buna ne veriyorsun? Bu 7. 7. O zaman ben puanlarsam ben buna 7 veriyorum, buna 9 veriyorum. Ben bunu çok beğendim. Bu biraz daha sert bana göre. Bu biraz daha yağlı olduğu için biraz daha yumuşak geldi bana. O yüzden buna 8, buna 7 verdim. Ama ikisi de gerçekten çok lezzetli. Artvin'e gelirseniz kesinlikle Artvin döneri yiyin arkadaşlar. Aynen. O zaman sıradaki durağımız gelsin bakalım. Evet, yemeğimizi yedik ve kendimizi doğaya saldık arkadaşlar. Doğaya salmışken de şöyle bir gezelim dedik. Nerelerde ne var? Artvin'de olup da bizim göremeyeceğimiz, başka yerlerde göremeyeceğimiz neler var diye sorduk. Ve dediler ki Kafkasör Arena. Kafkasör Arena ne arkadaşlar? Buraya işte gördüğünüz üzere boğalar yılın belli günleri geliyor boğuşmak için. Neydi? Güreşmek için. Güreşmek için geliyorlar. Ama sadece Artvin'e has bir şey değil. Bu başka yerlerden de geliyor. Adam Burdur'dan, ondan sonra Rize'den, Bolu'dan, Aydın'dan çok hoşdur ama bana ne? Geliyor burada güreşiyorlar ve bunlar kategori kategori işte birincisi, ikincisi, ondan sonra orta derecenin birincisi, ikincisi. Hepsi kupa ve ödüllerini alıyorlarmış. Ama şuna çok dikkat ediyorlarmış. Yani hayvanlar sahipleri tarafından tabii ki çok değerli olduğundan dolayı işte boynuz genişliği, boynuz uzunluğu, hayvanın işte hani gücü, işte güçsüzü güçlüyle çarpıştırmamak için onlara çok dikkat edip hayvanların yara almamasını sağlıyorlarmış. Bu da işte şöyle bir şeye sebep oluyor. Mesela şeylerde, yaylalarda gerisini sen anlatalım. Yaylalarda yuvarlanma tehlikesi olduğundan dolayı sonuçta hayvandır. Ne kadar da dikkat etse yuvarlanma tehlikesi oluyor ki yuvarlanmalar da olmuş zamanında. O yüzden yaylada beslenilen bu boğalar, güçlü boğalar buraya getirilip Artvin'de yapılıyor. Bu Türkiye güreşleri burada yapılıyor. Daha sonrasında kupalar alınıyor ve sahiplerine belli ödüller veriliyor. Bunlar ne kadar da 25.000 TL. 20 bin liraya kadar evet çıkabiliyormuş ödülleri. Evet. Türkiye şampiyonası da burada oluyor. Artvin şampiyonası da, bölge şampiyonası da burada oluyormuş. Ve boğalarda bir içgüdü varmış arkadaşlar. Böyle işte yaylalarda işte böyle otlanırken birbirlerine işte toslayıp böyle işte birbirleriyle dövüşmek falan istiyorlarmış. Ama nasıl göstereyim öyle ben de tam boğa. Dövüşmek isterken yayladan böyle yuvarlanıp ölenler oluyormuş. Ama burada boğalar işte böyle dövüştürülerek işte birbirlerine artık hakimiyet kurduğunu gösterdiği zaman, mesela diyelim Gönül'le ikimiz böyle boğayız. İkimiz böyle yaptık. Ondan sonra ben bir koydum Gönül'e. Gönül yere yuvarlandı. Gönül artık diyor ki ha Emrah benden güçlü. Buraların ağası diyor. Emrah buraların ağası. Yaylada Emrah gördüğüm zaman diyor kafayı çevireyim sola doğru gideyim diyor. Dövüşmek istemiyor benimle. Tam da öyle. Yani lider seçiliyormuş. Daha sonrasında o lider olan boğa yarışlara katılmıyor. Değil mi? Yanlış mı? Yarışlara katılmıyor. Nasıl olsa ben liderliğimi kurdum. Ağayım çömezler. Siz gidin de boğuşun diyor. Ve bu boğa güreşleri 2 gün sürüyor arkadaşlar ama boğaların doğal olarak bu ortama alışabilmesi gerekiyor. Yabancılık çekmemesi için sahipleriyle birlikte boğa güreşinden 2-3 gün önce geliyorlar. Burada bir çadır kuruyorlar. Onların yaşayabileceği ortam sağlanıyor. Sonrasında bu ortamda gezdiriliyor. 2-3 gün sonra da güreşe çıkıyorlar. Burada gördüğünüz gibi sinema ortamı gibi bir ortam sağlanmış. Ana baba günü oluyormuş tiyatro, burası pardon, ya. Sinema dedi, tiyatro. Burası böyle ana baba günü oluyormuş yani. Böyle iğne atsan yere düşmeyecek kadar. Arabalar, ondan sonra insanlar. Burası bildiğim böyle oluyormuş. Şu anda tabii boğa güreşi sezonu olmadığından dolayı biz bomboş yakaladık burayı. Şurada gördüğünüz üzere hakem kulesi var. Boğalar burada, yani şurada böyle bir dövüş
yarışıyorlar. Ringe çıkıyorlar. Ringe çıkıyorlar. Ondan sonra da orada hakem bakıyor böyle. Diyor o daha iyi etti, bu daha iyi etti, bilmem ne falan filan. Bu diyor birinci, bu ikinci falan çeçiyorlar. Ondan sonra boğalara ödüllerini takıyorlar. O zaman boğa arenasını da tanıttığımıza göre şimdi artık sıra en çok merak edilen. Artvin'e geldiğimizde, özellikle Artvin'e geleceğimizi duyurduğumuzda herkesin özellikle gidin dediği cam terasa gidiyoruz arkadaşlar. Ben gidebileceğim mi çok merak ediyorum. Muhtemelen İlker'le Gönül çıkacak, çekimini yapacak ama kendimi çok merak ediyorum. Gidelim mi? Gidelim. Gidersin ya. Düşen olmasa şimdiye kadar sen de düşmezsin. Beraber çıkalım. Artvin'i şöyle seninle romantik romantik böyle tepeden izleyelim. O zaman ışınlanalım mı? Işınlanalım. 1, 2, 3. İndim derede durdum Fatimem. Sahip sus keşem buldum Fatimem. Bizem olsun o nedir Fatimem. Ona bir sarıl durdum Fatimem. Şu anda Artvin'in Hatile Vadisi'ndeyiz. Burası cam terasıyla meşhur bir yer turistik açısından. 220 metre yükseklikte bir cam teras. Şu anda aşağıya baktığım zaman manzarayı görüyorum. Çok yüksek, biraz cesaret isteyen bir şey. O yüzden cesaretlenilince ben ve biricik oğluşum Emrah'sa orada bekliyor. Sen de gel. Hadi gel. Gel manzarayı beraber izleyelim. Gel. Gel. Alayım seni. Vallahi ben daha önce şuraya kadar gittim. Şöyle bak. Şöyle gittim. Şöyle. Ondan sonra aşağıya bir baktım. Benimle evlenir misin? Evet. Dur ya. Bu çekseydi. Hadi gel. Lan oğlumuz orada ya. Efe buraya gel oğlum. Burada tabii ki psikolojik olarak korkuyoruz ama burası ağırlık taşıma kapasitesi 300 tona yakın. Yok abi. Yani abartma, kaçtı? 35 ton. Aynen abart. Hep senin yüzünden. Hiç sana benzedim ya. Anneciğim sallıyorsun lan, yapma. Evet, yanlış söylemişim. Burası ağırlık kapasitesi olarak 35 tona kadar ağırlık taşıyor. Şu ana kadar herhangi bir kaza, herhangi bir bela olmadı çok şükür. Zaten 2015'te yapılmış, daha yeni bir yer, yeni bir mekan diyelim. Ondan sonra bayağı da yüksekte zaten. Dediğim gibi 220 metre yüksekte. Ben görevimi yerine getirdim. Sizin için buralara da çıktım. Daha ne yapayım? Daha bayır demiyoruz, çıkıyoruz. Şimdi sizin için terastan aşağıya bakacağım. Artvin'i ayaklarımın altına alıyorum. Aldım. Hiç korkmuyorum. Anam! Hiç korkmuyorum. Efe sallama. Oğlum sallama lan. Oy Fadime, Fadime, Fadime. Oy Fadime, Fadime, Fadime. Sensun ya ile çiçeğim Fadimem. Sensun ya ile çiçeğim Fadimem. Evet, Artvin'in son gününde videomuzu bitirmek üzere buraya geldik. Burası neresi? Artvin Çifte Köprüler diyor. Çifte köprü. İki tane birbirinden bağımsız köprüden oluşuyor arkadaşlar. Osmanlı döneminde 18. yüzyılda yapılmış. Sonra da korumaya alınmış iki tane köprü. Zaten bu köprünün üzerinden eskiden arabalar da geçiyor olabilir büyük ihtimal. Şu sonradan yapılmış araba köprüsü. Bir de şuradan köprü var. Buradan soldan Mençüne Şelalesi'ne doğru yol kıvrılarak gidiyor. Yani şöyle baktığınız zaman böyle küçükmüş gibi gözüküyor ama yüksekliği acayip fazla. Ben mesela yukarıya çıktığımda başım döndü aşağıya bakarken. Öbürüne çıkmadım ama bunda bayağı yüksek olduğunu biliyorum. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı aşkım? İkisi farklı şelalelerden geliyor. O yüzden iki farklı köprü kurulmuş. Ama şu noktada birleşiyor. Şelaleler birleşiyor köprü vasıtasıyla. Şimdi İlker'deyiz. Çok güzel bir manzarası var. Aslında biz buradan iki tane köprüyü aynı anda alabilecek şekilde bir fotoğraf çekmek istedik ama internette görmüştük. Şu anda onu nasıl yapabileceğimizi beceremedik. Çünkü bu tarafa gittiğiniz zaman o taraf tam gözükmüyor. O taraftan çektiğin zaman bu taraf tam gözükmüyor. Muhtemelen çeken arkadaş aşağıya inip burada bir kayalık var. Herhalde kayalıkta çekmiş fotoğrafı. Keşke o arkadaş buralarda olsaydı, bir de bizim fotoğrafımızı çekseydi. Güzel olurdu. O zaman Mençüne Şelalesi'ne yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Oy Fatime, Fatime, Fatime. Oy Fatime, Fatime, Fatime.
Fatime. Sensun ya ile çiçeğim Fatime. Sensun ya ile çiçeğim Fatime. Beni ilgilendirmez Fatime. Beni ilgilendirmez Fatime. Kimine diyeceğim Fatime. Kimine, kimine, kim, 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 kimine diyeceğim Fatime. Sen tencere ben kapat Fatime'm. Sevgime inanmazsan Fatime'm. Sen kal bu miyarda bak Fatime'm. Oy Fatime, Fatime, Fatime. Oy Fatime, Fatime, Fatime. Sensun ya ile çiçeğim Fatime. Sensun ya ile çiçeğim Fatime. Beni ilgilendirmez Fatime. Beni ilgilendirmez Fatime. Kimine diyeceğim Fatime. Kimine, kimine, kim, 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 kim. Yolda gelirken dedi ki Hatun dedi inşallah gittiğimizde değiyordur dedi. Çünkü gerçekten çok dar ve çok zor yollardan geldik. Ve çok uzun yürüdük. İnşallah değer dedi. Ben değecek dedim ve gerçekten şu anda iyi ki gelmişiz dedim. İnşallah siz de bu görüntüyü beğenmişsinizdir. Fırsatınız varsa mutlaka gelin. Yani Allah neler yaratıyor, nasıl oluyor diyorum. Harika bir görüntü. Şimdi aşağı iniyorum ve ben keyfini çıkarıyorum. Beğenmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz tabii ki. Aşağıda yorum yazmayı unutmayın. Oy Fatime, Fatime, Fatime. Oy Fatime, Fatime, Fatime. Sensun ya ile çiçeğim Fatime. Sensun ya ile çiçeğim Fatime. Beni ilgilendirmez Fatime. Beni ilgilendirmez Fatime. Kimine diyeceğim Fatime. Kimine diyeceğim Fatime. Oy Fatime, Fatime, Fatime. Oy Fatime, Fatime, Fatime. Sensun ya ile çiçeğim Fatime. Sensun ya ile çiçeğim Fatime.